GMT de hype'lı coinlerden bir tanesi. Çok dikkatli olmanız gereken bir coin. Oldukça fazla şişti. Bence hak ettiğinin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum GMT token'ın. 2,5 milyar dolar market cap'lere ulaştı. Fakat trade edilebilir mi? Tabii ki de edilebilir. Yani alırsın, satarsın, destekten alırsın, dirençten satarsın. Güzel seviyeleri yakalarsın. Hype'ın devam edip etmediğini koklarsın. Ona göre bir strateji yaparsın. Yaz geldi onda hype halen devam edecek gibi. Coin market cap'e girdiğinizde ben GMT'yi açtığımda şurada gördüğüm şu 2 milyar dolar hatta full diluted market cap'i 22 milyar dolar inanılmaz bir rakam. Yani böyle bir ponzi bir proje için üzgünüm bunu söylediğim için ama defalarca anlattım neden ponzi olduğunu düşündüğümü sürdürülebilir değil çünkü. 2,5 milyar dolar market cap var. 22 milyar dolar full diluted market cap var. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Yani 22 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Yani size şöyle anlatayım 22 milyar doları. Ya Dogecoin'den daha yüksek şu anda market cap'i. Yani o koskoca Elon Musk'ın sabah akşam şillediği Dogecoin'den daha yüksek bir market cap'e sahip. Avalanche'dan daha yüksek. Yani yersen. Polkadot'tan daha yüksek bütün coin'lerin market cap'i. Tabii ki diyebilirsin ki ya Berk'cim tamam da işte bütün coin'ler daha açılmadı. Evet okey ama ya ben bu coin'i mesela yatırım bağlamında almam. Yanılıyorsam da böyle yanılayım arkadaş. Ben bunu almam yani. Bak şunu unutmayın. GMT'de Stepn projesinde yani şu projede, şu projede arkadaşlar birçok kişi kendini amorti etti. Haberiniz olsun. Aldıkları ayakkabıları şu anda amorti etmiş durumdalar. Yani adam 1000 dolar yatırım yapmış Step'ına 1000 dolarını çıkardı şu anda. Buna dikkat edin. Yavaş yavaş böyle şey çıktıktan sonra Yazın AXS'i kaldıran yabancı trader hesapları GMT'yi çok paylaşıyorlar. Bu sıra short açmak pek akıl karı değil. Evet evet bak short açın da demiyorum onu da söyleyeyim. Yani gidip de kimseye şunu demiyorum. Arkadaşlar bunun işte 22 milyar dolar etmez short açın. Ben elleşmem böyle bir coin'de. Bana çok manipülatif bir coin olarak gözüküyor gözüme. Ponzi ne zaman bitecek? Bilmiyorum Ponzi ne zaman bitecek. Yani kimi Ponzi uzun sürer, kimi Ponzi kısa sürer. Ama benim düşüncem Sürdürülebilir bu durumun sürdürülebilir olmadığı. Yani sen adama yürüyor diye para veriyorsun. Bir düşünün ya. Yani bir düşünün bu konuyu. Adam sana yürüyorsun diye para veriyor. Tamam. Diyor ki birçok kişi. Abi proje çok güzel diyor. İşte adam GST coin basmış. GMT diye bir coin'i de var diyor. işte şöyle böyle. Eyvallah. Tamam. Hadi bir düşünelim o zaman. Mantıklı bir şekilde düşünelim. Bu fiyatı yükselten şey ne? E çünkü hype var. Sen görüyorsun, indiriyorsun uygulamayı. At, alıyorsun 500 dolarlık, 1000 dolarlık bir ayakkabı. Ben aldığımda 500 dolar, 600 dolar civarındaydı. Alıyorsun 500-600 dolarlık ayakkabı. Çıkıyorsun bir gün yürüyorsun, 30 dolar kazanıyorsun. Sen arkadaşına söylüyorsun. Arkadaşın bilmem kime söylüyor. Kripto ile hiç alakası olmayan adam. Instagram'da dolmuş Step'ın şeyleri. Adam arkadaşına indirtiyor, ayakkabı aldırtıyor. Öbürü öbürüne yaptırtıyor. Öbürü öbürüne derken kulaktan kulağa GMT'de de hype oluşuyor bu süreçte. GMT'yi nasıl kullanılıyor şeyin içinde ekosistemin içinde bilmiyorum ama örneğin S şey vardı, SEA token vardı. SEA token'ın fiyatı sürekli böyle yükseliyordu. Yükselmesinin sebebi de şuydu. İşte balık almak için, NFT almak için SEA token kullanman gerekiyordu. GMT'yi şu an Step'ında nasıl kullanıyorlar bilmiyorum ama eğer içerisinde bir kullanım mekanizması varsa örneğin ayakkabıları upgrade ediyorsan, özellik ekliyorsan bunları yap bunlar yapıldığı sürece ve proje daha fazla kişi tarafından kullanıldığı sürece bu adamların koyunu yükselecek. Tamam bu cepte Ponzi'nin şişme aşaması. Bir de şöyle bir mesele var. Bir gün gelecek arkadaşlar insanlar yeni insanlar gelip ayakkabı almak istemeyecekler. O zaman ne olacak? Yani GMT ye yeni talep nasıl oluşturulacak? Ya şöyle arkadaşlar bunların olayı şöyle play to earnlerin. İşte adam X'e giriyor. Play to earn derken Ponzi play to earnlerin. Onun altını çizeyim. Adam işte Pistepin'i bulur. İki ay onda takılıyor. Öbür gün gidiyor Krabada da takılıyor. Üç gün gidiyor işte Binance'in Star şarkında takılıyor. Öbür gün işte başka bir Ponzi çıkıyor. Ona giriyor. İlk giriyorsanız zaten bunlara para kazanıyorsunuz. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama bak dur. Size göstereceğim bir. Bak ben bu tweet'i ne zaman atmışım? 14 Mart 2022. Bak benim bu coin'i aldığım yer şurası. Buradaki. Görüyor musun? Ponzi'nin başında girersen para kazanırsın. Ama bunun üzerine de başka gidip de bir tweet atmadım mesela. Çünkü Ponzi biliyorum. Bir ay sonra bu proje patladığında millet diyecek ki ya işte Berk de GMT al demişti. Step'ın almıştık bilmem ne olmuştu falan filan. Yani, ah bak burada 14 Mart tarihi. Benim aldığım yer burası. Arkadaşlar bence bu play to earn'lerde strateji şu olmalı. Coin'i böyle ya da işte projeyi böyle en başlarda mı buldun? İlk başlarda mı buldun? Yapacağın şey şu. Başta X miktarda bir tutar belirledin. Bu projeye girmek için. Önce amortisman süresini hesaplayacaksın. Yani ben bu X'i kaç günde çıkartacağım? 15 gün mü? Zaten o sırada hype devam edeceği için senin bu 15 günün bir bakmışsın 7 güne düşecek. Yani 7 günde bir, atıyorum 1000 dolar olsun bu X. 1000 dolarını 7 gün sonra bir bakmışsın çıkartmış olacaksın. İlk kural. Yapman gereken ilk şey. Daha doğrusu yapmaman gereken ilk şey. Ulan ben bu parayı 7 günde çıkardım. Dur bir 1000 dolar daha koyayım. Büyük oynamam lazım. Şunlara, şimdi mı? Şimdi 1000 lira olmaz. Buna bir 100 bin koymam lazım benim. Büyük oynamam lazım. Ufak kazanamam. Bu kafaya girmeyeceksin. 1000 koydum şu kadar kazandım. Demek ki bu kadar koysaydım bu kadar kazanırdım. Altlarda... Altlarda da... Play to earn projelerinde de sizi batıracak olan şey budur arkadaşlar. Bununla batarsın bu kafayla. ...bin koydum bin alacağım. 7 gün sürdü 7 günde bin dolar aldım. Oh ne güzel. Bununla batarsın bu bir... Aldın mı paranı abicim? Şimdi sen bu ayakkabıya da bin dolar mı verdin diyelim ki? ...bin dolarlık ayakkabı aldın. 7 günde bin dolar kazandın. Aslında ayakkabıya verdiğin parayı çıkardın. Ama içeride hala bin doların var aslında senin. Yani 1000 dolarlık ayakkabın var. ...ayıp devam edecek, 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 edecek. Senin ayakkabın bir gün gelecek 3000 dolar olacak. Atıyorum şu anda rakamları. Hype devam ettiğinde senin o satın almış olduğun NFT 3000 dolara çıktı ya. Baktın ki yavaş yavaş bazı şeyler değişiyor. Hype azalıyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi o durumlarda şöyle bir şey olmuş oluyor. Mesela 3000'den 2000'e geliyor. Amortisman süresi bir bakıyorsun. 30 günlere çıkmaya başlıyor. Böyle 25-30 günlere. Diyorsun ki ya dur ya 30 gün, şu an ayakkabıyı satsam 2000 dolar alacağım ama 30 günde 2000 dolar kazanacağım zaten. Dur ben bunu zaten kardayım satmayayım diyorsun. Bunu yapmayın. Abicim sat bu 2000 doları. 30 günde kazanacağın parayı hemen bugünden al cebine koy. Zaten o süreçte buradan kazanmaya da devam edeceksin. Tamam mı? Gün gün kazanmaya devam edeceksin. Atıyorum kazancın da buradan 3000 dolar sallıyorum. Koy cebine de bu 2000 doları 5000 dolar. 1000 dolarla girdin. 5000 dolarını aldın. Çıktın. 1000 doları senin maliyetinde. 4000 dolar kılçıksız karın var. Strateji bu olmalı arkadaşlar. Hepsinde çalıştı. Bizim arkadaşlar vardı mesela Star Shark projesinde. Balık almışlardı. Onlar bundan para kaybetmediler. Onu söyleyeyim. Para kaybetmediler ama ben onlara şöyle bir şey söylemiştim. Bak 0.04'lere düşmüş. İnanılmaz ya. Al her ponzinin sonu bu. Bak. Ben en son baktığımda 0.13'lerdeydi bu proje. Hatırlıyor musunuz? Daha geçenlerde göstermiştim. Şuralardaydı fiyat. Bak 0.04'lere gelmiş. Yani şunu logaritmikte bakacak olsan şu son düşüş hiç böyle az buz bir düşüş değil. Bak küçük bir düşüş gibi gözüküyor ama şu düşüşe bakın. Şöyle anlatayım size buradaki meseleyi. Benim arkadaşlar da bu vardı. Fiyat şuralardayken falan sorduğumda 45 gün amortisman süresi vardı. Yani şu an satsa atıyorum x miktar bir para alacak satmazsa 45 günde x lira kazanacak tamam mı? Dedim ki bak satın boş verin dedim. E, bunun hype'ı bitiyor yani. Bitti bunun hype'ı. Satın 45 gün beklemeden X'i cebinize koyun. Fiyat şimdi buralara gelmiş. Kim bilir amortisman süresi kaç olmuştur ki NFT'nin fiyatı da düştü. Yani sen burada X miktar değil belki X'in onda biri kadar kazanacaksın. Mantık bu. Play to earn projelerinde tepeyi vurmaya çalışmayın. Hype'ın azaldığını gördüğünüz anda ufak ufak tüymeye bakın. Yoksa elinizde kalır o NFT. Kaçmış bakayım şu an bunların şeyleri, balıkları. Zamanında 500, 600, hatta ne 500 ya 700 dolarlara kadar çıkmıştı. Bakalım markette bu balıkların fiyatına. Bak 38 dolara düşmüş balıklar. Görüyor musun? Bu balıklarla oynanıyor bu oyun. NFT bunlar da. Alıyorsun bunlarla oynuyorsun. 700 dolardı ya. 600-700 dolardı bunlar. Şu an 35 dolara düşmüş. Yani elinde kalmış herkesin balıkları. NFT'leri elinde kalmış. Bak bunu anlatacağım arkadaşlar size bir daha. Zamanı geldiğinde aynı muhabbeti GMT için yapacağım. Bütün hepsinin sonu ne yazık ki bu arkadaşlar. Bu strateji çalışır. Bunu unutmayın.